24 ekranlarından hepinize ak saygılar, mükerrer sevgiler efendim. Dünyanın sağı solu belli değil bugünlerde. Biz de işte o dünyanın sıcak başlıklarıyla karşınızdayız. Sizler hoş geldiniz, sizler de hoş geldiniz. Gerçekten dünyanın hakikaten sağı solu belli değil. İsterseniz haftanın önemli başlıklarına birlikte bir göz atalım. ABD Başkanı Trump Türkiye'ye yönelik tehdit dolu açıklamalar yaptı. Ankara Trump'ın tehditlerine çok sert cevap verdi. Ardından Erdoğan ve Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Bu telefon gelişmesi bu gerilen hatları biraz yumuşattı galiba, değil mi hocam? ABD heyeti 3,5 milyar dolarlık Patriot teklifi için ikinci kez Ankara'ya geldi. Rusya ve ABD arasında diplomasi trafiği oldukça hızlı. Ama haberler pek iç açıcı değil. Amerikan Büyükelçi Rusya ile yürütülen Kuzey Akımı 2 projesine katılan Alman firmalara mektup gönderip yaptırımla tehdit etti. Öte yandan ABD ve Rusya Cenevre'de orta menzilli nükleer güçler anlaşmasını görüştü. ABD anlaşmadan 2 Şubat'ta çekilmeye başlayacağını açıkladı. Bu çok tehlikeli. Değil mi? Bu orta menzilli füzeler meselesi özellikle Avrupa için büyük bir tehdit oluşturuyor. Fransa'da aylardır devam eden sarı yelekli öfke dinmek bilmiyor. Hükümet ise gerilimi yatıştırmak için harekete geçti. Ülkenin dört bir yanında müzakereler yapılıyor. İngiltere Başbakanı May'in AB'den çıkış Brexit anlaşması İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada reddedildi. Ama parlamentodaki güven oylamasından zaferle çıktı May. Münbiş'te DAEŞ'in üstlendiği bir patlama gerçekleşti. 5'i ABD'li asker, 20 kişi hayatını kaybetti. Paşinyan yeniden Ermenistan başbakanı oldu. Bu da önemli bir gelişme o bölge için. 23 Ocak'ta Erdoğan ve Putin zirvesi Moskova'da gerçekleşecek. Bu zannediyorum Suriye'de yeniden karılan kartlar açısından son derece önemli bir zirve. Ve Birleşmiş Milletler Suriye-Ürdün sınırındaki Rukban kampındaki insani koşullardan ciddi endişe duyulduğunu bildirmişti biliyorsunuz daha önce. Rukban mülteci kampında 27 yaşında bir kadın günlerden beridir yemek bulamadığı için kendisini ve 3 çocuğunu ateşe verdi. Bu durum herhalde dünyanın her yerinde göçe zorlanan ya da göç zorunluluğu yaşayan insanlar için insanların yaşadığı durumu gösteriyor. Ne yazık ki dünyada seyrediyor. Ama dilerseniz hocam biz haftanın analizine bu Trump'ın skandal tweetiyle başlayalım. Trump gece yarısı biliyorsunuz Türkiye'ye yönelik tehdit dolu bir tweet yayınladı. Biz genelde sabaha karşı bekliyoruz ama bu sefer değişiklik oldu. Biraz daha öne aldı galiba. Twitter'da terör örgütü PKK ve YPG'yi neredeyse arkalayarak, ona sahip çıkarak Türkiye Kürtleri vurursa onları ekonomik olarak yıkıma uğratırız diye yazdı. Burada ilk soru, Trump'ın tehditkar mesajını nasıl okuyalım, ama devam ediyorum. Tehditlerin arkasından biliyorsunuz Erdoğan ve Trump telefonda görüştü. Biraz önce de söylemiştik, biraz o yüzden rakım aşağı indi. Görüşmeyle ilgili yine Trump Twitter'da şöyle dedi. ABD ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkileri ciddi ölçüde genişletmek için büyük potansiyel var. Böyle yazdı. Yani bir gün önce ekonomik olarak yıkıma uğratırız. Ertesi günü ekonomik ilişkileri ciddi ölçüde genişletmek için büyük potansiyel var. Şimdi biraz önce girişte söylediğimiz gibi aslında sağı solu belli olmayan Trump politikaları için bu çok şaşırtıcı bir durum değil, ama buyurun. Evet, bu Trump'ın Türkiye'yi tehdit ettiği tweet'i nasıl okumamız gerekiyor? Bu hangi konjonktürde böyle bir şey yaptı? Biliyorsunuz Türkiye son zamanlarda artan bir şekilde sert gücünü kullanarak güney sınırlarında terör unsurlarının var olmasına izin vermeyeceğini söylüyordu. Ve bu bizim artık bir beka sorunumuzdur diye kesin bir kararlılıkla bu konuyu ön plana çıkartmıştı. Ve sert gücü hiç gözünü kırpmadan kullanacağını bütün dünyaya bu mesajı verdi. Zaten bundan önce de Afrin'deki Zeytin Dalı operasyonu, Fırat Kalkanı operasyonunda bu sert gücün devreye girebileceğini de dünyaya göstermişti. Ve burada da ne kadar başarılı olabileceğini göstermişti. En son Münbiç ve güney sınırlarımızın ötesinde terör unsurlarının var olmayacağının bizim için artık olmazsa olmaz bir
çizgi olduğunu dünyaya açıkladı. Bunun ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden bir takım çatlak sesler gelmeye başlamıştı. Ve bir gün baktık Donald Trump gene bir tweet atarak Amerikan askerlerinin bu bölgeden çekileceği kararını aldığını ve Amerikan askerlerinin de bu bölgeden ayrılacağını söyledi. Ama ne kadar zaman içerisinde ayrılacağı, ayrılıp ayrılmayacağı vesaire bu konuyla ilgili de bir takım tartışmalar hem medyada hem de siyasetçilerin arasında hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin değişik departmanlarında tartışmaya devam ediyor iken baktık ki işte bir propagandanın arkasından aslında bu çekilmenin gerçekleşmesi halinde Türklerin Kürtlere yönelik bir tehdidi olması bu durumda Türkiye'nin cezalandırılacağı yolunda bir tweet attığını gördük. Şimdi burada önemli olan altı çizilmesi gereken konu şu, Türklerin Kürtlere yönelik tehdidi. Yani biz bu derdimizi herhalde bugüne kadar çok iyi anlatamadık. Çünkü Türkiye'nin Kürtlerle bir sorunu yok. Ama bakıyoruz Batı basınında ya da uluslararası toplantılara katıldığımızda yurt dışından gelen insanların, yurt dışından gelen katılımcıların, Batılıların sürekli ön plana taşıdıkları konu Türklerin Kürtlerle bir sorunu olduğu ve Türklerin Kürtleri en yumuşak ifadeyle katlettikleri konusunda bir propaganda. Küçük bir araya girebilir miyim burada? Acaba gerçekten biz anlatamadığımızdan mı yoksa yeni dünya düzeninde Orta Doğu'nun dizaynı için Kürtlerin büyük bir aparat olarak sadece ABD için değil yani Batı'nın da kullanmak istediği için şimdi orada şöyle bir şey var. Yani Kürtlerle PYD, YPG, PKK terör unsurlarını birbirinden ayırmamız gerekiyor. Onun için elbette bunun altını çizerek konuşuyoruz. Ve bu propaganda, yani Türkler Kürtleri öldürüyor propagandası, Batı'da o kadar yaygın bir şekilde gerçekleşiyor ki Donald Trump'ın bundan etkilenmemesi mümkün değil. Ve işte Türkler Kürtleri katledecek. Bu YPG, PYD'de DAEŞ'e karşı savaşta Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikiydi. Ve bizim oradan çekilmemiz bu Kürt unsurları Türklerin eline bırakacak. Bunların bir şekilde korunması lazım vesaire. Bu propaganda etrafında Donald Trump'ın da böyle bir tweet attığını görüyoruz. Şimdi bu ne kadar belirleyici olabilir ilişkilere? İşte Haziran-Temmuz 2018'de Türkleri dolarımızla terbiye edeceğiz diye bir şey ortaya attılar ve ondan sonra işte bu artan o jeopolitik risk karşılığında Türk lirasının dolar karşısında kaybettiği değer ve onun ardından gelen iktisadi daralma, enflasyonda yukarı yönlü hareketlilik vesaire aslında bu ekonomik yaptırımların bir ekonomik bir takım girişimlerin Türkiye'yi zedeleyebileceği konusunda da deneyim sahibi olduğunu gösteriyor Donald Trump'a. Ve Donald Trump'ın da belki konuşabileceği ya da anladığı en iyi dil bu ekonomi dili, pazarlık dili, işte o pazarlıklar içerisinde rahat manipüle edebileceği dil burası. Tabii bu söylem, bu naratif, yani Batı'da yaygın olan bu naratif bizim güney sınırlarımızda terör unsurlarına izin vermeme konusundaki kararlılığımızı değiştirecek bir naratif değil, değiştirecek bir söylem değil. Diyelim ki böyle bir şey yapsa ne kadar etkisi olur Türkiye'ye? Mesela Ruslar diyor ki işte Amerika'nın söylediği kadar çok etkilemez ekonomik olarak abanma ya da daralma diyor. Yok, şu aşamadan sonra böyle bir etki yaratamaz. Yani diyelim ki yapsalar. Yani. Haziran-Temmuz 2018'den sonra yaratılmış olan etkiden daha derin bir etki yaratılması mümkün değil. Yani şu anda tabii bu işler yani sürekli arka arkaya yapılarak sizi çok fazla zedelemez. Çünkü her seferinde siz bir takım açıklarınızı kapatmaya başlıyorsunuz. Yani bir kriz yaratılıyor. O kriz kendi içerisinde o krizi tetikleyen sorunları çözerek ilerliyor. Dolayısıyla bugün benzeri uygulamaya girdiği takdirde
İşte Mayıs, Haziran, Temmuz'da 2018'deki etkiyi yaratamayacağı belli. Ama şunu vurgulayalım. Türkiye diyor ki ben güney sınırlarında YPG, PYD, PKK terör unsuru istemiyorum. Ben DAEŞ'i de bunlardan farklı görmüyorum diyor. Bu da gelirse benim güney sınırıma aynı şekilde onunla da baş ederim. Ve burada teröre karşı cepheden savaşan, göğüs göğüse çarpışan benden başka da güç yok. Şimdi YPG, PYD'yi destekliyor olması, işte onları donatıp eğitmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir kabiliyeti oradaki işte terör unsurlarına kazandırması Türkiye'nin hoşuna çok fazla gitmiyor. Ve şunu söylüyor, askerleriniz çekildikten sonra bu unsurlar burada kalmayacak. Bunlar silahsızlandırılacak ve benim sınırlarımdan uzaklaştırılacak. Bir başka olay da, evet sınırlarımızdan uzaklaştırılacak ve buradaki demografik gerçekliğe uygun şekilde buradan göç etmiş olan insanlar tekrar evlerine dönecek. Teröristlerin ellerinden silahları alınacak, burada terör faaliyetleri sonlandırılacak ve insanlar tekrar normal yaşamlarına geri dönecekler. Türkiye'nin istediği bu. Şimdi Batı'da iki konuya daha değineceğim, ondan sonra bırakacağım. Şöyle bir konu konuşuluyor. Amerika Birleşik Devletleri askerlerini buradan çekerse, ki Amerika Birleşik Devletleri'nin askerlerinin çekilmesi, ABD'nin bölgeden çekilmesi anlamına gelmiyor. Çekerse burada bir boşluk olur. Hayır. Amerika Birleşik Devletleri askerlerini gönderdiği için bu bölgede boşluk oldu. Amerika Birleşik Devletleri askerlerini bu bölgeden çekerse bir başka boşluk oluşmayacak. Tam tersine Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturmuş olduğu o boşluk yerli yerine oturacak, dolacak. İşte bu Astana süreciyle başlayan, Cenevre ile devam eden, Birleşmiş Milletler'de Suriye'nin geleceğiyle ilgili hazırlanan anayasa vesaire çerçevesinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı bir Suriye geleceği kurma çerçevesinde o boşluklar doldurulacak. Demek ki Amerika Birleşik Devletleri'nin buradan çekilmesi bir boşluk yaratıyor. İkinci söyleyeceğim konu da, eğer Amerika Birleşik Devletleri askerlerini buradan çekerse DAEŞ tekrar canlanır, tekrar harekete geçer, tekrar büyür ve bir terör tehdidi olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne tekrar yönelebilir. Bu da yanlış. Çünkü burada yaratılan o boşluk ve DAEŞ'in PKK, PYD, YPG bunların desteklenmesiyle DAEŞ'in beslendiği ve serpilip geliştiği ortam aslında aynı ortam. Dolayısıyla buradan Amerikan askerlerinin çekilmesi DAEŞ'in güçlenmesini getirmez. Tam tersine onun inelebet gömülmesini getirir. Tabutuna son çivinin çakılmasını getirir. Ve ya bu DAEŞ faktörünü gerekçe göstererek burada terör unsurlarının desteklenmesi, devam etmesi vesaire bunların gerekçelendirilmesi geçerli olamaz. Türkiye bu konudaki duruşunu da sergiliyor. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen o tweetten sonra Sayın Erdoğan'la telefon konuşması yapan Donald Trump'ın bu işten vazgeçtiğini, artık bu tweetler üzerinden yani başka süreçlerin sahayı yeni baştan düzenlediğini görüyoruz. O açıdan Donald Trump'ın o belki hani içinden başkalarını rahatlatmak için böyle bir şey yapmış olabilir ama Türkiye'nin duruşunu etkileyecek, değiştirecek bir tweet olduğunu düşünüyorum. Evet, ABD'nin askerini bölgeden çekmesi ABD'nin bölgeden çekildiği anlamına gelmez dediniz. Bence çok, çok önemli bir saptama. Hocam, şimdi biliyorsunuz bu tweetlerin sonrasında ABD heyeti bu 3,5 milyar dolarlık Patriot teklifi için ikinci kez Ankara'ya geldi. Hatta bu ilk geldiklerinde hatırlayın bu ve bize S-400'lerden vazgeçin diyorlar. Hala öyle söylüyorlar. Hatta işte Ruslarla ne konuştunuz merak ediyoruz filan demişler bu ilk geldiklerinde. Heyet sormuş bunu. Şimdi ne dersiniz? Bu tweetin arkasından bu heyetin Ankara'ya gelmesi arasında bir bağlantı kurayım mı? Yoksa bu çok mu komplo teorisi yani olur? Sanki biraz, böyle biraz farklı.
Öyle mi? Buyurun. Yani başka noktada bakmak lazım. Ne düşünüyorsunuz bu platformlar? Birbiriyle bağlantılı olmasına rağmen farklı alanlarda. Önce hani Sedat Hoca'ya katkı yapmak adına şimdi bir kere bu diplomasi tarihi kitabımıza bir ekleme yapacağız. Tweet diplomasisi. Evet. Bu da yeni türeyen bir şey olacak. Yani Trump'la başlayan bir tweet, evet, diplomasisi var. Hani normalde sabah saat 4'te kalktığı zaman tuvalete yatıyordu bu tweetleri ama bu sefer bizimkini gece yarısı attı. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Amerika ilk çekilmeyi tweetle Trump işte Erdoğan'la görüştüm. İşte çekiliyoruz falan dedi. İşte her şeyi Türkiye'ye devredeceğiz falan. Sedat Hoca son cümleyi çok böyle noktasal söyledi. Amerika'nın bölgedeki askeri varlığı Suriye'nin kuzeydoğusu yani Fırat'ın doğusunu her şekilde zaten bir şekilde kontrol altına alabilecek güce ve imkana sahip. Amerika Suriye'den falan çekilmiyor. O zaman da söyledim ben yaptığım yorumda. Hatırlıyorum. Hatırlarsınız. Hatırlıyorum. Bu masada söylediniz. Şimdi hiç kimse sevinmesin. Hani bazen medyada gördüm çünkü. Aa tamam artık biz kendi işimizi yapacağız falan. Yok öyle bir şey. Size o işi yaptırmazlar. Yaptırmayacak kişiler kimler? Amerika'da Suriye kriziyle beraber hem Obama yönetiminden hem de daha sonra Trump yönetimine devreden Suriye üzerinde bir Pentagon ağırlığı var. Bir kere Pentagon bu işe evet demeden siz bu işi yapamazsınız. Bu bir. İki, işte Lindsey Graham gibi çok kuvvetli güvenlik alanında senatörler var. Ve bu senatör adam gitti Trump'la görüştü ve çıktı dedi ki yani kimse merak etmesin bu çekilme zamana yayılacak. Öyle hemen olmayacak dedi. İlk ondan duyduk. Yılbaşı günü. Şimdi evangelist yapı İsrail'in güvenliğini birinci sırada tutuyor. Evet. Belki de Amerika'nın güvenliğinden de ön planda. Yani kendilerini o kadar güvende hissediyorlar ki Amerika içerisinde. Hani dolayısıyla bu ikisi zaten çekilmeyi bir şekilde durduracaktı. Ama biliyorum şöyle bir şey var. Bolton'un ziyaretiyle beraber biz başka şeyler de öğrendik. İşte bir, oradaki Kürtleri ezmeyeceksiniz. Bakın bu Kürt tanımlaması bir algıdır. Amerika Birleşik Devletleri Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonuyla gördü ki Türkiye'nin gözü kararmış durumda. Türkiye sert gücünü her halükarda kullanabiliyor. Eğer bize rağmen diyorlar sert gücünü Türkiye kullanır ise biz uluslararası kamuoyuna Türkler Kürtleri yok etmek için girdi algısı yaratalım diyorlar. Bu bir algı konuşmasıdır, saptamasıdır. Ama hepimiz biliyoruz, onlar da bizden daha iyi biliyor. PYD, YPG hiçbir şekilde Kürtlerin hamisi değil. O zaman şunu sorarız biliyor musunuz? 3,5 milyon göçmenin içerisinde misafir ettiğimiz Suriye'nin içerisinde 500 bine yakın Kürt var. O zaman bunlar niye geri dönmüyor sizin bu hamilerinizin olduğu Saddam'ın yere? Saddam'ın gaz biliyorsunuz kimyasal gaz. Halepçe'de. Evet. Şimdi bombardımandan kaçan bir 10 binlerce Kürt'e biz kardeşimize tabii 60 bin. Şimdi, biz kucak açtık. Böyle bir algının sonucunda ikinci bir nokta daha var. Diyorlar ki bu İran ve Rusya biz çekilirsek bölgede çok daha etkin olacaklar. Ama fark etmedikleri bir şey var. İran'da, Rusya'da, Türkiye'de, Amerika'dan çok daha fazla diplomasi şansına sahip bölgede. Amerika kendini PYD, YPG'ye mahkum ederek komple diplomasiden, yani Amerika'nın diplomasi yaptığı ülkeye bakar mısınız? Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail. Yanına bir de Mısır'ı katıyorlar bir parça. Başka ana unsurlarla hiçbir diplomatik noktası yok. Ama onun da şeye gelmiş durumdalar. Yani Suudi Araplar da Birleşik Arap Emirliği ile İsrail ile birlikte diplomasiyi yürütmek Orta Doğu'da etkin bir politika hocam, yürütmek yüzden, anlamına geldi. O yüzden Katar'daki el adet üstünü yani, şimdi 20 bine çıkartıyorlar. Katar'la tekrardan o Katar'ın üzerine saldılar biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan önderliğindeki Arapları. Şimdi geriye dönüş oldu. Şimdi burada şöyle bir nokta var. Şeye bu noktaya geldi. Döneceğim. Özel başlık açacağım bu nokta için. Mesela Kutay Hoca tam sıcağı sıcağınayken söylemekte fayda var. Kutay Hoca çok güzel iki tane şey söyledi. Birincisi bu İran'ın etkisinin arttırılması, ikincisi de İsrail'in güvenliği.
Ya bu şekilde kurduğu ittifaklarla Suudi Araplar, Birleşik Arap Emirliği vesaire, onlarla ne İran'ın etkisini geriletebiliyor ne de İsrail'in güvenliğini sağlıyor. Bir de şöyle bir şey var tabii. Bunun için özel başlayacağım hocam. Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'dan biliyorsun, bunu özellikle vurguluyorum. Türk dış politikasındaki değişim, her şerde bir hayır vardır. Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonraki, 2016'dan sonraki dış politikasında İran gerçekten olması gerektiği gibi bir unsur haline geldi. Yani o Sünni Şii hikayeleri bir kenara bırakıldı her iki ülke tarafından. Daha çıkarsal nokta. Anlaşamadığımız noktalar var mı? Tabii ki var. Yani bu devlet tarihsel sonuçta. Süreçte var zaten. Şimdi gelelim bu Patriot hikayesine. Şimdi Türkiye'nin savunma sanayinde uluslararası alım şekli değişti. Şimdi Türkiye diyor ki ben alırım, herkesten alabilirim ama şartım var diyor. Teknoloji transferi yapacaksınız, bunun eğitimini vereceksiniz. Kabul etmişler bunun, şimdi söylenen o ki. Bunun gelişiminde ortak, üretim. Ortak üretim yapacağız. Şimdi üçlü. Şimdi bak, burada bizi bekleyen bir ayrı bir sıkıntı var. Amerikalılar eninde sonunda bu Patriot üretimi konusunda, ki sen kabul etmişler diyorsun, bir şekilde Türkiye'nin söylediği noktaya gelecekler. Gelmişler. Ama ben bu Çin'le füze anlaşması imza noktasına geldiğinde Tianjin'de Nankai Üniversitesi'nde 10 günlük bir lisansüstü programlara ders vermek üzere gittim. Türk-Çin ilişkileri falan. Orada sorulan soru şuydu. Hiç kimse inanmıyordu böyle bir şey olabileceğine. Yani siz gerçekten bizimle bu anlaşmayı imzalayacak mısınız diyorlardı. Şimdi insanların gibi, ki devletleri de hani Frederick Russell yaşayan bir mekanizmaya benzer, insan gibi doğar, büyürler, gelişir ve ölürler der. Hani o mantıkta insanda nasıl bir güvenilirlik varsa devletin de bir güvenilirlik noktası vardır. Tabii. Şimdi bu saatten sonra S-400'den vazgeçmek... Ama vazgeçmeyeceğini söyledi zaten. Türkiye adı, şimdi Amerikalılar da bu şey gibi oldu artık. Hani bir itibar, hani bundan vazgeçirirsek aynen soğuk savaşları... NATO'da uyum sağlamaz, işte şöyle yapamayız, zaman, böyle demişler. O zaman Yunanistan'ı ne yapacağız, Güney Kıbrıs'ı ne yapacağız? Hayır. Yani tabii. Onları ne yapacağız? Yani onlar alıyordu, onlara ses çıkarmadınız. S-300 alıyorlardı. Can dostları Suudi Arabistan'da da var. Tabii, yani onda da var. Hadi o NATO üyesi değil ama diğerleri tamam, yanlıyor. Evet ama can dostlarında da var. Şöyle, ben hani eski bir asker olarak da 15'in füze üste çalıştım. Hani İstanbul ve çevresinin tüm güvenilirliğini sağlayan füze üstü. Night füzeleri var, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma. Türkiye'nin gerçekten en yumuşak karnı hava savunması. Bunu net olarak söyleyebilirim size. Ve bu hava savunmasını biz bir şekilde işte teknoloji transferiyle bunun ileri boyutlarını da düşünerekten almak zorundayız. Türkiye her ikisini de alabilir mi? Evet, her ikisini de alabilir. Bununla ilgili paranız da var mı? Var. Şimdi ama şöyle bir şey var. Hatırlarsınız Cumhurbaşkanı dedi ki biz parasıyla alalım dedik, satmadılar. Şartlarımızı kabul etmediler. O yüzden S-400'e döndük dedik. Şimdi Amerikalılar bizim elimizdeki bu argümanı yok etmeye çabalıyorlar. Hadi diyorlar işte biz teknoloji de veriyoruz. Hani geç kaldınız, too late. He. Şimdi burada bunun üzerinden daha büyük baskılar göreceğiz. Bundan sonraki aşamada. Ben de öyle tahmin ediyorum. Daha büyük baskılar göreceğiz. Ama yine söylüyorum, hani uluslararası ilişkiler çalışan olarak, dış politika çalışan olarak S-400'den vazgeçersek de uluslararası kamuoyundaki inandırıcılığımız, güven odaklı yaklaşımlar Türkiye'yi zedelenecektir. Hani bu ne? Bir de tabii bu süreçte Amerika'ya ne kadar güvenmeyeceğimiz bu tweet olayında görüldü. Evet. Şimdi bizim Rusya'da PYD-YPG ile bir fiil iç içedir. Evet. Moskova'da büroları var. Evet. Ama Putin çok akıllı bir liderdir. Hiçbir zaman bir terörist gruba Türkiye'yi tercih etmez. Yani terörist grubu Türkiye'ye tercih etmez. O yüzden hani... Toplantıda da göstermişti zaten, evet, hatırlıyorum. Yani o yüzden... Çıkarmıştı hani, ama davet edilmesi Türkiye'yi bile bile gözün içine baka baka da davet etmişlerdi. Türkiye yemedi evet, Zoka'yı. Buradaki noktayı iyi bakmak lazım. Yani S-400'ünden vazgeçmenin de kaybı
Amerika ile olan yaşadığımız bu kriz kaybı kadar büyük olur. Peki. Şimdi Ece Hocam, isterseniz Erdoğan ve Trump'ın telefon görüşmesi demiştik ya, başlıkları şöyle. ABD'nin Suriye'den çekilme kararı, Münbiç yol haritası, terör örgütleri DEAŞ, PKK ve PKK'nın Suriye uzantılarıyla mücadele, ekonomik ilişkileri ileri seviyelere yükseltilmesi. Bu kadar krizin arkasından bu başlıklarla bir telefon görüşmesi. Evet. Buyurun, yorum sizde. Şimdi Trump'ın gece yarısı attığı ve hepimizi de uykusuz bıraktı tweetler son dönemde. Gerçekten yani, bari böyle tweetler atacaksa birazcık bizi sabaha düşünerek atsın, aynen atsın. Çünkü saat 2'de hakikaten mesai yapan bir grup olduk artık, yani Trump ne yazacak diye. Dolayısıyla Trump'ın attığı tweet bir kere diplomasiye uygun olmayan, diplomatik nezakete uygun olmayan bir tweetti. Ama Trump'ın bu tür çıkışlarını da artık ilk zamanlardaki gibi hayretle ve dehşetle karşılamıyoruz. Sonrasında alıştık. Ne olacağını şöyle bekliyoruz. Yani ben Trump'ın tweetini gördükten sonra Pompeo ve Bolton'un ne yazacağını beklemeye başladım. Çünkü onun bir şeyi oluyor, yani Pompeo'nun açıklaması da yanılmıyorsam Trump'ın, hani Trump'ı soracağız ne demek istediğini gibi bir açıklama geldi. Çünkü kimse bilmiyor yani. Yani ben Trump için şöyle bir şey söyleyebiliyorum. Kontrolsüz güç güç değildir. Gerçekten kontrolsüz bir şekilde açıklama yapıyor ve sonrasında da toparlamaya çalışan bir ekip var. Çünkü hakikaten ne demek istediğini de karışık anlatıyor. Yani baktığınızda da belki ne dediğini de özellikle tam olarak yapıyor bunu. Kaos. Olabilir. Kaos yaratmak. ABD'yi kaos sever. Küçük bir şey ekleme yapayım. Tabii. Ama. Şimdi bakın, adamın kendi adına bir inandırıcılığı var. Var. Nedenini söyleyeyim size bunu. Seçimden önce yaptığı bir konuşmada, bizzat ben dinlediğim için söylüyorum. Şey bölümüyle ilgiliydi çünkü. Türkiye, Suriye krizi ve Obama yönetimine. Dedi ki, Obama dedi, öyle belirsiz politikalar izledi ki. Ne olduğu belli olmayan grupları müttefiklerimize tercih etti dedi. Doğru. Biz bu yanlıştan geri döneceğiz ve Suriye'den olabildiğince çabuk çekileceğiz dedi. Bakın dikkat edin. O ilk zamanlar. Hayır, seçimden önce. Evet, yani başkan olmadan önce. Yani bu seçilme kararıyla bu tutarlı bir davranış. Kesinlikle esas. Tutarlı. Çekilmek istiyor ama demin de konuştuğumuz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece başkanın söylediklerine göre hareket edilmiyor ki. Yani başkan artı Pentagon artı bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomik gücü elinde bulunduran ve dünya ekonomisini yönlendiren de başka bir güç var. Şimdi bunların hepsi beraber bir araya geldiği zaman Trump'ın söylemleri tek başına birazcık böyle kafa karıştıran bir noktada kalıyor. Şimdi açıklamasında Kutay Hocam'ın söylediği şeye çok katılıyorum. Twitter konusunda belki bizim de tabii ki Trump'ın üslubunda değil. Ancak Twitter'ın da artık diplomaside bir iletişim aracı, kanalı olarak kullanılmaya başladığını, çünkü buradan da karşılıklı cevaplar veriliyor. Birazcık kabul etmemiz gerekiyor sanırım. Yani onu da sıkı bir takip altına aldık zaten. Ancak üslup kesinlikle bu üslup olmamalı. Şimdi yeni nesil diplomasi gibi. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamalarda bir iki cümlede, bir iletişimci olarak da, bir tarafında iletişimci olduğu için bir iki bilgi paylaşmak istiyorum. Birincisi, Amerika'nın özellikle Trump'ın Twitter üzerinden tüm dünya kamuoyunun haberdar olacağı şekilde bir cezalandırma sistemi ortaya koyması, her ne kadar ekonomiyi bir ekonomik terör yaratacak ve ülkeleri hegemonya altına alacak, onlara bir tehdit, elinde çok önemli bir kart olarak ekonomiyi, işte doların kullanımını vesaire gösterse de, aslında bir anlamda da Trump şunu yapıyor. İleride bir ceza sistemini belirlediği için ileride kendisine tehdit olabilecek şeylerin de altını çiziyor. Yani bu şudur: eğer siz cezayı aleni şekilde, cezanın ne olduğunu kitlelere gösterir, tehdit ederseniz, yarın bir gün işte 11 Eylül olaylarında yaşadıkları gibi, yaptıkları işgaller ve işte Irak'a girmeleri, Afganistan'da olanlar, bugün Suriye'de olanlar, Tanf bölgesindeki 55 kilometreyi
rejime sormadan işgal etmeleri, demin bahsettiğiniz o yardımların ulaşamaması vesaire, bütün bunların hepsi bu ceza sistemi kamuoyunda bu kadar net ortaya konduğunda Amerika Birleşik Devletleri kendisinin ileride kendisine düşman olacak olan ülkeler tarafından nasıl cezalandırılacağının da haritasını çiziyor şu anda. O yüzden bence hani böyle yapılan açıklamalara da birazcık dikkat etmek gerekiyor. Sadece Amerika açısından değil, hani benim düşüncem bütün dünya devletlerinin ve liderlerinin buna bir dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi sizin böyle açtığınız başlıktan devam edelim mi hocam? Tabii. Şimdi ABD'nin içine de bakalım. Biliyorsunuz ABD'de şu anda hükümet kapalı. Evet. O yüzden memurlar maaş alamıyormuş ve bütün işte ABD'de siviller, bu vatandaşlar yani, memurlara yardım etmek için çırpınıyorlarmış. Şimdi aslında düşünün, bu Türkiye'de olsa işte hükümet tatile girdi, meclis tatile girdi diye maaşlar ödenmese, işte memurlar maaşlarını alamazsa, düşünün yer yerinden. Amerika'da bu çok sık olmaya başladı. Evet. Bu seferki en uzun. Böyle durumla ilgili şunu göstermek istiyorum. Ne diye? Bir takımı. Evet. Şunu ağırladı. Beyaz saraydı. Bin tane hamburger söyledi. Çok enteresan bu. Çok gülmüştüm. Yani, medyaya enteresan fotoğraflar düşüyor bununla ilgili. Evet. Amerikan tarzı şey. Mutfak demişti. Yani, mutfak aynen. Dedi. Yani, çalışanlar maaşlarını alamadıkları için. Hocam, mutfak diyebilir misiniz? Yani Wimpy's var galiba, değil mi? Evet, yani evet. Böyle onları da söylüyor. 3 bin dolar ödediğini de söylemiş ama. Ben cepten ödedim. Abi, cepten ödedim. Tabii. Enteresan. Şimdi bunu niye söylüyorum? Trump'ın politikaları çok sık, biliyorsunuz, makas değiştirdiği için biz sürekli Trump'ın politikaları diye bir başlıklar açıp bu masaya yatırıyoruz. Evet. Şimdi son gelişmeler ışığı altında devam edelim diye söylüyorum. Şimdi bazı analizcilere göre artık işte Trump'ın politikaları aslında Obama'nın arkasından geliyor. Böyle yorumlar var. Peki Trump ABD'nin Gorbaçov'u mu? Mesela ABD'deki kavgayı Trump mı kazanır, demokratlar mı? Diyelim ki Trump kazandı. Oldu ya. Şimdi dünya siyaseti nereye yönelir? Tabii bu arada Türkiye'ye etkilerinde konuşmamız lazım. Çünkü hani diyorlar ya, şöyle tartışmalar var. Trump Türkiye için aslında uygun bir lider. Diğerlerine nazaran, diğerlerinin daha sert, daha farklı politikalar izlediğini ve Türkiye'nin daha fazla zarar görebileceği konuşuluyor. Kimi analizciler böyle söylüyor. Yani Türkiye için Trump daha iyidir diyorlar. Öte yandan diyelim ki demokratlar kazandı. Hem dünya hem Türkiye için ne olur, buyurun. Bir de bunu konuşalım. Şimdi Trump'ın hani Türkiye için daha iyi bir lider diğerlerine göre diye bir açıklama var. Şimdi Trump iletişim kurulabilen ve aynı zamanda bu iletişim sonucunda bir uzlaşmaya varıldığı düşünülen bir lider. Bakın düşünülen diyorum, çünkü o uzlaşmaya gerçekten varıp da bunun sonucunu görebildik mi? Ben göremedim. Dolayısıyla Trump Türkiye için daha iyi bir lider demek mümkün değil. Çünkü temelinde, yani mümkün değil de çok belki şey, bir sonuca ulaşılamayan lider. Yani mesela şu örneği verelim. Türkiye ile ilgili çok ciddi, sert bir tweet atıyor. O tweet arkasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda konuşuyor. Sonrasında çok önemli işbirlikleri ekonomik anlamda olabilir diyor. Fakat bu işbirliklerinin olabilmesi için acaba Türkiye'ye neler dayatmaya çalışacak Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisindeki yapı? Trump burada zaman zaman kötü polisi oynayıp hemen ondan sonra yelkenlerini suya indirip iyi ilişkiler kuruyormuş gibi görünse de arka planda bir Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada hegemon bir güç olarak izlediği bir strateji var. Şimdi bir de şunu söylemek istiyorum. Trump'ın bazı açıklamaları ve izlediği stratejiler demokratlara karşı, hem de kendi içerisinde cumhuriyetçiler de ona bazıları karşı olduğu için, hatta bir daha aday gösterirler mi soru işareti bile olduğu için, Trump dış politikayı zaman zaman içeride kendisini hafifletmek için kullanıyor. Çünkü Meksika duvarı da şu anda onun için bir büyük bir sorun haline geldi. Aynı zamanda Suriye'de aldığı
aldığı kararlar büyük bir sorun haline geldi. Kendi sansasyonel hayatı, Amerika Birleşik Devletleri'nin şu andaki ekonomik içerisinde bulunduğu durum, bunların hepsi Trump'ın içeride sıkıştığını ve dış politikayı kullanarak da birazcık işte dikkat dağıtmak, belki manipülasyon yapmak bunlarla ilgili. Türkiye'nin demokratlar da olsa, cumhuriyetçiler de olsa, Türkiye belirli konularda hani hep ikisiyle de anlaşabilir ya da ikisiyle de bir yolda yürüyebilir. Hatta demokratlarla belki anlaştı. Tabii var tabii ki, aynen öyle. Kimin olacağının da çok önemi var. Bugün şuna da bakmak lazım. Yani biz Amerika üstüne konuşuyoruz ama Avrupa Birliği Komisyon Başkanlığı'nda Weber diye bir tehlike bize doğru böyle yaklaşıyor sanırım, değil mi? Yanlış yorumlamıyorumdur. Çünkü tamamıyla Weber Türkiye'ye karşı bir politika izliyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile bir şeyleri yönetmeye çalışıyoruz, evet, ama diğer yandan da farklı tehlikeler var bizim için. Onları da görmeniz gerekiyor stratejik olarak. Demokratlar açısından da olsa, cumhuriyetçiler açısından da olsa, Türkiye kendi çizgisini, kendi kararlılığını dış politikada koruduğu ve geri adım atmadığı sürece mutlaka anlaşacak bir zemin olacaktır. Ancak şimdi ilk sorduğunuz soruya çok da vakit almak istemiyorum ama bir iki ekleme yapmak istiyorum yine. Bir ceza sisteminden bahsettik. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı, yani Trump'ın yaptığı açıklamalar ve Cumhurbaşkanı ile olan görüşmeler sonrasında ortaya çıkan konu başlıklarının bir düzen içerisinde ilerleyebilmesi için bugün güvenli bölge olarak bahsedilen bölgede gerçekten kimlerin olacağı, Türkiye'nin burada nasıl rol alacağı ve Türkiye'yi acaba kullanmak istiyorlar mı yoksa istemiyorlar bunu mı? Bunu konuşacağız. Bir de şunu söyleyeyim. Kürt halkıyla PYD'yi bir arada tutma konusunda sadece şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Askeri gücün olması çok önemli bir şey, masada sözün olabilmesi için. Ama aynı zamanda bir algı yönetimi, hocam bahsetti. Bu algı yönetiminde de en önemli güçlerden bir tanesi bugün çağımızda bilgi. Şimdi gücü elinde bulunduranlar bilgiyi artık sansürlemiyorlar, yeniden üretiyorlar. Bu da şu anlama geliyor. Yeni bir Kürt halkı ile birlikte Suriye'de eğer federe bir yapı oluşturulacaksa etnik ve mezhepsel ayrılıklarla ve orada bir PYD'den ya da Suriye Demokratik Güçlerinden herhangi bir yapı Esad'ın da içine sokularak eğer bir yapı oluşturulacaksa bu ileride bu bilgiyi yeniden, kavramı yeniden yönetmek, bilgiyi yeniden üretmek, işte o burada PYD'nin bulunduğu bir bölge var yerine Kürt halkının bulunduğu bir bölge var ve bunu artık meşru bir zemine oturtalım noktasına gelecek. Bunun da temellerini atıyor. Yani Türkiye Kürtlere saldırdığının dışında bir de bir meşruiyet oluşturmak için yeniden bilgi üretimi yapılıyor. Ona da çok dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Buyurun. Ufak bir itirazım var. Buyurun hocam. Konuşma. Şimdi Amerika'nın ben hegemon, bugünkü algıda hegemon olmadığını düşünenlerden. Hatta şunu söyleyeyim. Hegemon olmayı kaybe. Yani bugünün dünyası şu anda hegemonik olmayan bir yapıya sahip. Hegemon olduğu zaman çok daha istikrarlı bir dünya siyaseti görebiliriz. Hani iki kutuplu sistemi düşünün, iki tane hegemon gücü düşünün. Kartlar ve yeniden karılıyor. O yüzden şimdi sistem çok sallanıyor ve sallanmaya çalışıyor şimdi. Diyebiliriz. Evet. Amerika'nın hocam belki de rahatsızlık karın ağrısı bu hegemonluğu kaybetme noktasında başlıyor. Evet. Peki hocam, siz Trump ABD'nin Gorbaçov'un sorusuna ne yanıt vermek istersiniz? Çünkü güvenli bölgeye dönecek. Yani bir şekilde evet. Yani Gorbaçov'un Sovyetler Birliği için yaptıklarını göz önünde bulundurursak, Trump da Amerika Birleşik Devletleri'nde benzeri şeyler yapıyor. Yani Gorbaçov Sovyetler Birliği'nde o kurulu olan yapıyı kökünden sarsmış olan bir liderdi. Bir tane de Yeltsin bulalım da parçalansın bari hocam. Şimdi büyük bir ihtimalle Yeltsin de bir yerlerde orada dolaşıyordur. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde. Tabii o anlamda Gorbaçov'u denebilir bu şeffaflığa. Çünkü Trump, bakın, biz Trump'ı düşünürken sürekli şöyle bir imaj var. Yani ağzına geleni söyleyen, çok fazla işte düşünmeden, evet, çelişkili ifadelerde bulunan falan bir lider, filozof bir lider değil. Biliyoruz işte. Fakat Trump aynı zamanda hem kendi çıkarlarını korumak anlamında hem de adına konuştuğu bir kesimin çıkarlarını korumak adına çok akıllıca işler yapıyor.
Yani baktığınızda işte Amerika Birleşik Devletleri'nin son 50 senedir gerçekleştiremediği satın alma gücü paritesi temelinde insanların satın alma gücünü ilk defa bu iktidar döneminde arttırmış bir Amerika'nın lideri aynı zamanda. Ve bir yandan da mesela Çin'le ilişkisinde, Çin konusunda kafasında oluşturduğu ve Rusya konusunda bir fikir var. Ve Çin'i dizüstü çökertmek istiyor. Onu gerçekleştirmek anlamında da bir hayli yol almış bir lider. Onun için aslında Trump'ı düşünürken kendi içerisinde o evet dünyaya karşı son derece tehlikeli duruşları olan, çünkü şiddet yanlısı birisi. Yani barışın şiddetten geçeceğine inanan bir lider. Ve bunu da Doğrudan realist hocam, hiç şeysiz. Yani öyle bir şey ki yani realizme artık şey üstü yani. Realizmin en üst uçlarında gezilen birisi. Ve yani şiddet uygulayarak barışı inşa edeceğini, koruyacağını düşünüyor. Bu da son derece tehlikeli bir lider yapıyor. İşte bu göçmenlere karşı geliştirdiği durumlar. Bana kalırsa Donald Trump'la arkadaşlık yapıp onunla birlikte golf oynamaya gider miyim? Sanmıyorum. Ama Donald Trump'ın da dünyaya getirdiği böyle bir, hem kendisinin ve kendisinin etrafındakileri koruduğu böyle bir yatırım. Yani ben biraz daha Xi Jinping'i örneğin Gorbaçov'a daha yakın bulurum. Nedenini söyleyeyim. Hani yolsuzlukla mücadele, parti içerisindeki dönüşüm, hani bu noktada, ama Gorbaçov gerçekten farklı. Yani o Gorbaçov sosyalizmi dağıttı. Prosveka yani farklı. Yani biraz farklı. Hayır. Yaptığı açılım öyle hale geldi ki Sovyetler Birliği bunu kaldıramadı. Ama kaldıramayacağı çok açıktı. Ama hocam bunu da yapan Rus etnisitesi oldu. Yani işte Yeltsin'le beraber... Trump politikalarının sonunu ABD'yi böyle bir sona sürükleyebilir mi? Ya ABD'de bir parçalanma potansiyeli var mı? Var mı? Evet var. İşte Kaliforniyalılarla geçen beni ziyarete gelen Kaliforniyalı arkadaşlarım vardı. Onlara bakarsanız onlar zaten parçalanmış bir Amerika'da yaşıyorlar. Kaliforniya başka bir eyalet. Amerika Birleşik Devletleri başka bir yer. Ama saflar daha sertleşebiliyor hocam. Yaşar Onay Hoca Amerika'da, kulaklarını çınlatayım. Mesaj atmış bana. Kardeşim diyor, nereye gitsem herkes Trump sevdalısı olmuş. Evet. Ben anlamadım, biz oradan yanlış mı görüyoruz burayı diyor. Hani hocamın dediği nokta burada herhalde daha önemli. Öyle bir şey ki mesela Amerika siyahiler... Amerika Great belki tuttu galiba hocam. Siyahiler ve Hispanikler arasındaki işsizlik oranı en fazla Trump döneminde azaldı. O ilginç yani, değil mi? Evet, yani onlara peki, daha fazla iş yarattı. İsterseniz burada birinci bölüm için küçücük bir nokta koyalım. Biz çayları, kahveleri tazeleyelim. Seyircilerimiz de biraz dinlensin. Tekrar hoş geldiniz. Sağı solu belli olmayan dünyanın bu sıcak başlıklarıyla devam edelim. Hocam, şimdi biliyorsunuz bu Trump'ın Türkiye'ye tehdit savurduğu Twitter mesajlarında önemli şeylerden, başlıklardan biri ya da altının çizilmesi gereken şeylerden biri Suriye'de 20 millik yani 32 kilometrelik tampon bölge meselesi. Şimdi hatırlayın, 1991 yılında Irak'ta böyle bir bölge uygulamasına Türkiye evet demişti. Arkasından Barzani Devleti doğdu. Şimdi bunların güvenilir bölge, tampon bölge anlayışıyla Türkiye'nin önerisi olan anlayış, çünkü Türkiye'nin de güvenli bölge tarzında bir önerisi vardı. Türkiye'nin önerisi olan anlayış örtüşüyor mu? Öte yandan Trump'ın bahsettiği bu tampon bölge İkmal hattını ve otoyol üzerindeki yerleşimleri kapsıyor mu? Bunu şundan soracağım. Biliyorsunuz o bölgede YPG, PKK terör örgütü de var diğerleriyle birlikte. Şimdi diyelim ki bölge oluşturuldu. Böyle bir şey. Şimdi ABD Başkanı'nın aklında buraya kimi yerleştirmek var? Bölge denetimi kimin elinde olacak? Sayın Kalın Türkiye'nin denetiminde olacak dedi ama biliyorsunuz bu adamların ipiyle kuyuya inilmiyor. Buyurun. Bir şey çok net söyleyeyim. Türkiye'de bir kesim bu güvenli bölge hikayesini duyunca
çok pembe bir senaryo ile karşımıza geldi medyada. Şimdi 2011'de kriz patlak verdiği zaman bu öneri Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılmıştı. Siz de söylediniz. Bu öneri Obama iktidarına Türkiye tarafından yapıldı. Ama o zaman çok doğru bir noktadan girdik biz işin içerisine. Dedik ki Birleşmiş Milletler'den bir karar çıkartalım. Bir uluslararası Birleşmiş Milletler gücü olsun. Türkiye buna liderlik yapsın. Hani biz daha fazla katkıda bulunalım. Bir tampon bölge oluşturalım. Yanlış hatırlamıyorsam o 30 millik bir şeyde 50 kilometreye yakın bir alanı kapsayacaktı. Ve dedik ki göçü önleyelim, yani kaçanı önleyelim ve burada bir güvenlikli bölge yaratalım. Şimdi biliyorum şöyle bir şey var. Bir, bu bölgeyi yalnızca Türkiye'nin bu kadar kilometre, yaklaşık herhalde bir 500 kilometreye yakın bir alan. Evet. Bu kadar alanı 32 kilometre içeride Türkiye'nin yönetmesi bir iktisadi anlamda Türkiye'ye büyük maliyet getirir. Bu bir. Peki. İki, bu bölge aynı zamanda sivil yerleşim bölgesidir. Fırat'ın batısından farklıdır. Bu sivil yerleşim bölgesine yapılabilecek en ufak provokatif bir eylem, hele hele Kürt köyleri olursa işin içerisinde, Türkiye'nin koruduğu korunaklı tampon bölgede terörist eylem olarak gelecek ve uluslararası hukuk adına da Türkiye'yi zor durumda bırakacaktır. 3. Bu tampon bölgenin arkasında hala bir garnizon devlet yaratma girişimi devam edecekse bu tampon bölgede olup olmamanın da bir anlamı yoktur. Irak örneğiniz budur işte. Evet. Gerçek bu, son söylediğimdir. Tampon bölge yarattık, her şey çok toz pembe değil. Arkada sen tampon bölgede oyalan, ben bu devleti kurayım. Sen nasılsa buradan çekileceksin çünkü burası senin toprağın değil. Burası senin toprağın değil. Sen zaten buradan çekileceksin. Tamam mı? Bak. 4. Bu fazlasıyla önemli. Bu tampon bölgenin iç politika açısından sana yansıması ne olacak? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde en fazla satmaya çalıştıkları şey şu zaten, değil mi? Burada tampon bölge oluşturulsun. PKK, YPG bayrakları o tampon bölgenin ötesinde kalsın. Hocam Irak'ta Türkler bunu görmedikten evet. sonra bir sorun yok. Ama evet. biz burada Tabii. bildiğimizi okuruz Şimdi, olayını. Evet. Yaşadığım için biliyorsun bunları. Biz 90'ların son ortalarında çekiç güç vasıtasıyla nasıl bir Kuzey Irak'ta bir federal yapı oluşturulduğunu hep beraber seyrettik. Evet. Bu hataya bir kere daha düşmememiz gerekiyor. Şimdi bakın, ben tampon bölge yaratılmasın demiyorum. Çünkü bunu... İşte nasıl bir tampon bölge olmalı? Bu Birleşmiş Milletler kararıyla uluslararası gücün içerisinde olduğu ama Türkiye'nin liderliğini yaptığı, içerisinde hiçbir grubun yer almayacağı, yani yerel grubun yer almayacağı bir yapı oluşturulmalı. Bakın Amerikalılar... Bunun neresinin tersini söylüyorlar biliyor musunuz? Diyorlar ki bölge güçleri de olsun. Bölge gücünden kastınız İran mı? Bunu siz kabul etmezsiniz. İran orada olsun. Bölge gücü dediğiniz ki... YPG, PKK, oradaki Arap usullar. YPG, PYD, Arap usullar, Suudi Arabistan, Birleşik evet. Arap Emirlikleri, Katar. Evet. Şimdi niye bunu istiyorsunuz? İşte sizin Kürtleri yok etmenizden korkuyoruz. Şimdi algıya bakar mısınız? Tampon bölge yaptınız, tek Türkiye'ye verdiniz. Orada en ufak bir köyün bir şekilde, provokatif şekilde yok edilmesi sizin başınıza uluslararası hukuk anlamında büyük belalar açar. Bu sizin iç karmaşanızı da tetikler. O yüzden ben tampon bölge evet, ama bu tampon bölgeyi yaratırken çok üzerinde çalışılıp uluslararası anlamda nasıl bir yapıyla bunu zorlayacağımıza da bakmak lazım. Evet. Ama söylediğim nokta hocam da söyledi. Uluslararası güçlerle. Tampon bölgenin arkasında biz tampon bölgeyle her şeyi bıraktık. PYD, YPG yok etmiyoruz. Hani o Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'ndaki o iradeyi gösteremeyeceksek tampon bölgeden dolayı, ben size bir şey söyleyeyim. Bir Türk vatandaşı olarak
Tampon bölgeyi istemiyor. Tampon bölgenin bir tek şöyle bir şeyde çalışması mümkün olabilir. Bu yaratılan bu koridor üzerinde... Şöyle tutayım hocam, siz bu yaratılan koridor üzerinde şayet Türk Devleti gözetiminde bir profesyonelleşme, işte sağlık hizmetlerinden eğitime, eğitimden trafiğe, trafik hizmetlerinden altyapı çalışmalarına kadar böyle bir şey, böyle bir profesyonelleşme gerçekleşir. YPG, PKK buradan tamamıyla çekilir, ellerindeki silahlar alınır. Ancak ve ancak böyle bir tampon bölge, böyle bir tampon bölge bir fonksiyonel hale gelebilir. Ki onun da toprak bütünlüğü korunmuş Suriye'ye eklemlenmesi, katılması kolaylaşır. Ve bunun içerisinde de demografik yapı korunur, etnik temizleme denen şey sona erdirilir. Ama bu profesyonelleşme sağlanmadığı müddetçe bu koridor üzerinde böyle bir tampon bölgenin oluşturulmasının bizi aldatmaktan başka, bizi çok işte güzel, o güzel hocanın anlattığı Irak'taki tuzağa düşürmekten başka bir fonksiyonu olmaz. Orada çok dikkatli olmamız çok gerekiyor. Çok küçük bir şey Ece Hoca'ya şey yaparken. Hocam şimdi tampon bölge oluştururken Amerikalılar tamam biz PYD, YPG üzerine verdiğimiz silahları geri alıyoruz, bu yapıyı oluşturun hani derlerse, o zaman belki hani bu yapı adına bir kabul edilebilirlik ortaya elbette çıkar. Elbette. Bir şey sorabilir miyim hocam bu arada? Biliyorsunuz bu ABD'nin Suriye kararından sonra ABD Dışişleri Bakanı Pompeo bir böyle 8 Arap ülkesini içeren bir tek tek bunları da ziyaret ediyor ve Orta Doğu turuna çıktı. Arap NATO'su. Şimdi acaba niyet ne? Mesela bunlar bu gezinin hedefi terör örgütlerine finans sağlamak, yeni bir sponsor bulmak olabilir mi? Ya şimdi Amerika için finansör bulmak o kadar zor değil Arap coğrafyasında. Hele hele Muhammed Bin Salman gibi bir Suudi prensi varken. Hani bu çok şey değil. Mesele şurada, öyle ilginç bir yapı oldu ki hani İsrail'e karşı olan ya da İsrail'in yaptıklarına karşı olan devlet Türkiye, İsrail'e karşı olan devlet İran. Bakın arada fark var. Birisi doğrudan karşı, biri İsrail'in yaptıklarına karşı. Bunların karşısında İsrail'in savunucusu bir Arap Birliği var. Yani şimdi o yüzden finansör bulmak öyle zor bir zor iş değil. Zor değil diyorsunuz. Peki bu Pompeo'nun sizce gezisinin amacı ne o zaman? İşte bir NATO, Arap NATO'sudur diye tutturdular ama. Şöyle mi acaba? Mesela bu Pompeo'nun turunun işte mesela bölgede İsrail eşittir ABD olduğuna göre acaba Türkiye'nin, işte Rusya'nın, İran'ın, zaman zaman Katar'ın eklemlendiği, biz buna Kuzey Cephesi diyelim, Kuzey Cephesi'nin karşısında bir Güney Cephesi oluşturarak orada varlığını bir şekilde bir üstleştiriyor mu ABD? El Cezire'nin son dönemde Türkiye ile ilgili yaptığı haberlere bakarsanız resmi Katar'ın nerelere doğru yöneldiğini de anlarsınız. Hep Türkiye'nin aleyhine haberler üzerinden bir dönüş var. Katar'ın Amerika ile askeri üsleri ve teknolojiyi bir şekilde arttırma isteği var. Bunu kendileri açıkladılar. Daha fazla silah alma istekleri var. Dolayısıyla hani ben hani Arap coğrafyasında inandırıcılığı olan devlet var mı kendi devletim adına diye sorarsanız, imparatorluk zamanımızda da yoktu, şimdi de yok. Peki. Bir de Katar'da 11 bin tane Katar'ın kendi askeri var, 13 bin Amerikan askeri var. Amerika Katar ziyaretinde özellikle zaten kendi askerlerine burada bulundurdukları için teşekkür edip bir de 17 bine çıkartmak istiyor asker. Hocam son karar 20 bin, onu söyleyeyim. Tabii. Yani böyle yani, sanki Türkiye ile Arap dünyasını şey, böyle çok karşı karşıya getirmek istiyorlar gibi duruyor. Doğru bir şey hissediyorum. Artı, o yüzden onu sordum. Artı bir de şöyle bir şey var. Polonya'da yanlış hatırlamıyorsam 13-14 Şubat tarihlerinde Orta Doğu'nun merkeze alındığı bir şey yapacak, toplantı düzenlenecek, zirve düzenlenecek. Belki bu
Pompeo'nun bu ziyaretleri hem Suriye'den yavaş yavaş çekileceğini ve orada askeri bir birlik oluşturmasıyla birlikte orada bir de en çok dikkat çekeceklerden bir tanesi Esad olabilir gibi geliyor bana. Çünkü Esad'ı da yeniden böyle bir anlaşma noktasında ortaya çıkartma hocam, durumu sizin var. İletişim bile geri adım attı Esad'la ilgili. Hocanın iletişim boyutu olduğu için, yani iletişimci olduğu için bir tarafı da, neden Polonya seçildiğine de esasında tarihsel verilerle bakmak lazım. Tabii. Bir numaralı Rusya'yı tehdit gören bir ülkede bu işi yapıyorsunuz. Tabii. Yani bugün çok özür dilerim, parantez açarak bir şey söyleyeceğim. Bugün Hollywood sektörüne baktığınız zaman vizyona yeni giren filmlerde Gorbaçov dönemindeki Rusya'yı Rocky serisiyle işte propagandasını yapılan filmin yenisi Ivan Drago'nun oğluyla yine Amerika arasında oluyor. Evet. Yani bakın bunda bile, hani bir iletişimci olarak söylüyorum, bunda bile bir Rusya'ya karşı yine bir şey var. Şimdi Münbiç'e geçeyim mi Ece Hocam? Çok geçelim. Hem de ben bu güvenlik bölgesiyle ilgili çok küçük bir tamam, ekleme yapabilir miyim? Şimdi yanlış söylüyorsam hocalarım beni düzelsinler, çok mutlu olurum, ama şu konuda bence birazcık dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi tampon bölge diyoruz ya. Tampon bölge dediğimiz zaman tampon bölge iki meşru ülke, yani iki devlet arasında asker asker bulundurulmayacak olan bölge. Güvenlikleştirilmiş bölge. Güvenlikli bölge desek, çünkü tampon bölgenin, o oluşturulacak güvenlikli bölgenin arkasında kimin olacağını bilmediğimiz için Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tamponu kullana kullana sonrasında orada bir PYD'yi meşrulaştırma şeyi olabilir mi terim açısından, biz de buna hani yardımcı olmayalım diye ben buna özellikle öyle bir tehlike var. Dikkat ediyorum. Tampon yerine güvenlikli bölge dememiz, güvenlikleştirilmiş bölge dememiz. Hocam çok haklısınız. Belki terimsel anlamamak. Peki. Buna ne bölgesi diğer derseniz deyin. Yani... Çünkü tehlike çok büyük olduğu için. Bir de şöyle bir durum var. Terminolojide kaybolmamak lazım bir yandan da. Tabii kesin doğru ya. Yani ona da gerekiyor, ama o kadar hassas bir nokta ki dolayısıyla... onların kullanacağı bir şeye de getirmemek lazım diye bunu söylemek istedim. İsrail'in konusunda, İsrail ve İran'ın karşı karşıya gelmesi ve PYD'nin burada Esad'ın da güçlerinin içine yedirilerek, çünkü Rusya'dan yapılan açıklama da bence çok önemliydi burada. Yani Amerika'dan yapılan açıklamayı konuşuyoruz. İşte burada bir güvenlikli bölgenin oluşturulmasını konuşuyoruz, ama Rusya'dan da gelen açıklama bu bölgenin Suriye'ye bırakılması gerektiğiyle ilgili bir açıklama geldi. Yani aslında burada bir güvenlikli bölge oluşturulması bir oyalama taktiği şimdilik, yani bir oyalama taktiği Türkiye'nin yapacağı askeri müdahaleleri önlemek için bir yem olarak ortaya konulabilir. Çünkü Rusya'nın çok sıcak bakacağını ya da baktığını şimdi mesajlarından anladığımız kadarıyla çok da fazla görmüyoruz sanki. Yani orada bir problem çıkacakmış gibi geliyor. Yani bu tip bölgeler o ülkenin bağımsızlığı adına da bir soru işareti. Kesinlikle. Şimdi biraz hızlanayım. Tamam. İkinci bölüm için. Şimdi biliyorsunuz Minbiş'te bir patlama oldu. DEAŞ bunu üstlendi ve ilk defa bu kadar büyük bir hızla kendisi bunu kabullendi. Şimdi 5'i ABD'li 20 kişi hayatını kaybetti. Şimdi ilk etapta benim aklıma böyle 11 Eylül saldırıları ve sonrasında yaşananlar geldi. Kendileri yapmıştır tartışmasını çok yapmıştık biliyorsunuz, ama şöyle de bir durum var. Şimdi sürece bir bakalım. 19 Aralık'ta Trump Suriye'den çıkıyoruz dedi. 21 Aralık'ta PKK-YPG ABD askerlerini çekerse DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakırız dedi. 14 Ocak'ta PKK-YPG Münbiç cezaevindeki bir grup DEAŞ'lıyı serbest bıraktı. 16 Ocak'ta DEAŞ Münbiç'te bir saldırı düzenledi. Böyle de bir gerçek var. Şimdi yani ya azmettirici adres ya Washington olabilir ya da PKK olabilir. Burada ne diyorsunuz? Şimdi hastanın kremasının üzerine muz da doğrandı. Mesela ABD'nin Suriye'den çekilme kararını bu patlama engeller mi? Gerçi ABD dedi ki hayır, biz çekilmeye devam edeceğiz şeklinde bir şey söyledi, ama Sayın Cumhurbaşkanı da biliyorsunuz altını çizdi. Çekilme kararını etkileyebilir dedi. Ne diyorsunuz? ABD'nin Suriye'den çekilme kararını etkiler mi bu patlama? Öncelikle şu
şuradan başlayayım. Sonrasında değerli hocalarıma sözü bırakayım. Amerika Birleşik Devletleri bu patlamanın, yani Münbiç'teki saldırının azmettiricisi olabilir mi? Tarihte bunun örneklerini gördük, olabilir. DAEŞ'in bunu bu kadar çabuk kabul etmesi, şimdi DAEŞ'in köküne bakalım. DAEŞ nereden geliyor zaten? Hani DAEŞ ve PYD'ye verilen silahlar, yani bu numarasız kayıt dışı olan silahlar bir süre sonra DAEŞ'in eline geçti mi? Onlara verildi mi? Satıldı mı? Satıldı. Dolayısıyla kimin hangi terör örgütünü desteklediği ya da terör örgütlerinin iç içe geçtiği. Biz PYD ile DAEŞ'i birlikte gördük mü? Bundan bir süre önce gördük. Gördük. Dolayısıyla bütün bunların iç içe geçtiği bir ortamda bir tetikçinin, hani Amerika Birleşik Devletleri bunu olamaz, DAEŞ'te bunu üstlendi, çok safiyane bir bakış açısı olur. Ama şunu da söylemek lazım. Trump'ın, yani Amerika Birleşik Devletleri Suriye'den yavaş yavaş çekileceğini açıklıyor. Ama demin de hocalarımın söylediği gibi askerini çekmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin oradan çekileceği anlamına gelmiyor. Neden? Çünkü Suriye'den çekilse bile Suriye'yi parçalara bölebilmek için demin söylediğimiz o işte hani şeyler var, federatif yapılara bölmeye çalışıyorlar. Bakın burada zaten PYD'ye yedirmeye çalıştıkları bir Kürt halkı var. Meşruiyet kazandıralım deyip federatif yapılara bölüp bölgeyi, yani Suriye'yi parçalayıp, ki bunu İsrail'in kendi sınırlarında oluşturduğu da bir güvenlikli bölge var. Şimdi bölüp sonrasında bu federatif yapıların birbiriyle karşı karşıya gelmesinde, birbirlerine karşı mezhep savaşı ya da etnik savaş, bir huzursuzluk çıkması durumunda onları destekleyecek bir Amerika Birleşik Devletleri'ne ihtiyaç duyacak. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Suriye'den çekiliyormuş gibi görünüp aslında orada kendisine muhtaç daha fazla bölge oluşturacak, birim oluşturacak. Bu da hani Amerika'nın hep bir düşmana ya da yardım edebileceği bölgelere ihtiyaç duyulan medeniyetler çatışmasını besleyecek olan bir şey haline geliyor. Trump'ın kararını da sonuç itibariyle, Trump bu konuyla ilgili çok ciddi bir açıklama yapmadı diye Hocam, devletlerin bir itibarı vardır. Bu tip terörist örgütlerin eylemlerine devletler bu terörist örgütlerin isteği boyutunda cevap vermezler. Evet. Verirlerse devletlerin itibarı olmaz. Kesinlikle. Hele hele siz Amerika Birleşik Devletleri iseniz ve bu... Zaten çekilmiyoruz derlerse DAEŞ kazandı demektir. Aynen evet, öyle. Yani o açıdan baktığınız zaman evet, hani bu çok nettir. Çok da belki yani kendi stratejisine devam edecekmiş gibi görünüyor. Peki. Şimdi hocam, bölgede arka arkaya böyle yaşanan enteresan hareketlilikler var. Ben böyle fotoğrafları cem ederek masaya koyacağım. Bütün bu konuştuklarımız da üstüne siz koyacaksınız. Sonra bu fotoğrafları sırayla okumanızı rica edeceğim. İstediğiniz sırada toparlayarak böyle. Şimdi Trump'ın Suriye'nin kuzeyinde 20 millik, yani 32 kilometrelik güvenli bölge söylemi masada. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Körfez turu masada. Suriye'ye Arap notası gönderelim söylemi masada. Suud, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır'ın Esed yanlısı tavırları masada. İran'ın uranyum zenginleştirme programına yeniden başlaması da masada. Münbiç patlaması da masada. Buyurun hocam, Suriye meselesi nereye evriliyor? Türkiye'nin nasıl bir hamle hazırlaması gerekiyor? Ne diyorsun? Nasıl bütün bu olaylar? Gökdelenine çıkıp atlıyor. Evet, en radikal ve kesin çözüm o olabilirdi. Tabii Suriye'de ben bir sona yaklaştığımıza inanıyorum. Yani Suriye bugüne kadar, son işte 2011'den bugüne kadar kanayan bir yara. Ve bu kanayan yara ilelebet devam edecek gibi değil. Çünkü aynı zamanda birçok ülkede işte birçok insanın takatini bitiriyor. Orada komşu ülkelerin takatini bitiriyor. Ve hoş olmayan bir şey. Tabii Suriye Arap Baharı'ndan sonra Arap Baharı ve onun temelindeki dinamiklerin sınandığı en önemli coğrafya oldu. Ve son derece sert bir, yani karşılıklı çatışma yaşandı. Bunun içerisinde Rusya Akdeniz'e indi. İran, işte Lübnan, Hizbullah vesaire, bütün bunlar kendilerine bu bölgede yer açmak açısından Suriye'deki çatışmaları
bir şekilde kullandılar. Ben şimdi bu sürecin bittiğini düşünüyorum. Hı hı. Çünkü bakın ilk baştan itibaren ya yani 2011'den bu yana doğru bakarsanız çatışmanın her aşamasında yeni bir takım güçler devreye girdi. Yeni bir takım güçler devreye girerken işte DAEŞ diye bir şey çıktı. Değil mi? İslam Devleti. Bunu daha sonra kendisini işte farklı bir şekilde tanımladı. Bununla mücadele etmek için YPG, PKK silahlandırıldı. Amerika Birleşik Devletleri devreye girdi. Yani bakıyorsunuz 2011'den bu yana bu çatışmanın tarafları giderek arttı sayı olarak. Ve yepyeni bir takım mutasyonlarla yeni bir takım aktörler devreye girmiş oldu. Ta ki Afrin operasyonuna kadar. Aslında Fırat Kalkanı operasyonu çok önemliydi ama bence bütün dünyanın bu coğrafyada bundan sonra burada olup bitenlerin bugüne kadar devam ettiği şekilde devam etmeyeceği mesajının en sert, en iyi şekilde verildiği yer Afrin operasyonu oldu. Zeytin Dalı operasyonu oldu. Hemen ardından İdlib meselesi geldi. Hatırlarsanız İdlib'de gene böyle bir tetiğe sarılacak şekilde böyle bir hevesli askeri bir şey oluştu. Ama bizim Sayın Cumhurbaşkanı çıktı ve şöyle bir açıklama yaptı. Buradan doğacak bir başka insani trajediyi yüklenecek durumda değiliz dedi. Ve İdlib olayı bence oradan itibaren bir takım şeyler Suriye'de değişti. Ve bu Astana süreci olsun, Cenevre olsun, Suriye'nin geleceğiyle ilgili hazırlanan anayasal çalışmalar olsun. Bunlar bu coğrafyadaki çatışmaların sonuna gelindiğini, Suriye'nin artık çatışma coğrafyası olmaktan çıkarılacağı ve yavaş yavaş bir takım unsurların çekildiğini, işte DAEŞ'in çekildiğini, arkasından Amerika Birleşik Devletleri'nin çekildiğini, bundan çok fazla hoşnut olmayanlar da var. Bunların başında işte terör örgütleri vesaire geliyor. Fransızlar var, biz geliriz diyorlar. İşte İngilizler zaten her zaman vardı. YPG, PKK, PYD'nin çekildiği, bu özellikle Afrin operasyonundan sonra, yani bundan sonra bu bölgenin çatışma coğrafyası olmaktan çıkacağı yeni bir dönem başlıyor. Bütün bu bahsettiğiniz, işte Pompeo'nun Orta Doğu'yu gezmesi, İran'ın uranyum çalışmalarını yeniden zenginleştirme çalışmasına yeniden başlaması, bu işte güvenli bölge diyor Ece Hoca çok doğru bir şekilde, onun oluşturulması vesaire, bu yeni dönemin bence başlangıç sinyallerini veriyor. Ama diyeceksiniz ki ya bu kadar silah gelmiş buraya, bu kadar fazla çelişki var ve bunlar çözümlenmemiş. Peki ne olacak? Bu coğrafyadan taşınacak çatışmalar, başka bir yere taşınacak. Zaten şu anda taşınıyor da. Şimdi onu da ben yani izleyicilerinizin dikkatine getirelim. Nereye taşınıyor? Kızıldeniz'e taşınıyor. Doğu Akdeniz'e ve Doğu Afrika'ya taşınıyor. Doğu Akdeniz kaynayacak. Somali'ye taşınıyor. Evet. Gabon'a taşınıyor. Kongo'ya taşınıyor. Ve bundan sonraki çatışmaların merkezi o tarafa gidiyor. Peki bu bizim sınırlarımızdan öteye gittiği için Türkiye'nin etkilenmeyeceği bir dönem mi başlıyor? Hayır. Biz gerek Kızıldeniz'den olsun, gerek Körfez üzerinden olsun bu çatışmaların hala tam merkezinde olmaya devam edeceğiz. Bir son cümle olarak söyleyeceğim şey, tabii bundan sonra ne olacak? Bu bölgenin ihyası ve yeniden inşası gerekecek. Bu yeniden ihya, yeniden inşa Türkiye'de içinde çok önemli lojistik üssü olacak. Ve bir yandan da Çin Halk Cumhuriyeti'nin o tek kuşak tek yol inisiyatifiyle bu bölgeye girmesi söz konusu olabilecek. O çekişmeleri, çatışmaları belki belli bir süre yatıştırabilir. Ama asıl çatışma ve çekişme coğrafyasının Afrika coğrafyasına taşındığını göreceğiz. Yani bu Suriye olayı da yani nasıl okuyorsunuz? Böyle okuyorum. Burada anayasal düzene dayalı ve belki de genel seçimlere giderek yeni bir Suriye'nin inşa edildiği bir dönemi göreceğiz.
birkaç haftadır şu Afrika'ya, özellikle Gabon merkezi bir bakmak istedim ama bu haftada maalesef benim vaktim kalmayacak ona. Özellikle Afrika halklarının bu emperyalist ya da küresel güçlerin inşallah abanmasına verecek bir cevapları olur, yoksa daha önce başlarına tarih, gelen şey tarih tekerrürden böyle bir cevap olmamış. Evet, hocam, inşallah. Geçmeden önce belki bir şey daha söylemek gerekebilir. O da şu: burada mesela Kürt kartını oynayarak bir siyasi gelecek inşa etmek Orta Doğu'da. Bu özellikle Kuzey Irak'taki referandum sonrası ve YPG, PKK'nın, PYD'nin Suriye Esad'ın bayrağını çekmesinden sonra böyle bir Kürt siyaseti üzerinden bir Orta Doğu geleceği tahayyül etmek, o da en azından 70-80 sene için rafa kalkmış durumda şu anda. Peki. Şimdi isterseniz buradan Brexit'e bir bakalım. Biliyorsunuz işte gazete başlıklarında olduğu gibi İngiltere son 400 yılın en büyük siyasi krizi yaşanıyor. Böyle diyor gazete başlıkları. Şimdi ve Avrupa'da da kaos var. Brexit anlaşması 202'ye karşı 432 oyla reddedilmiş. Avrupa basınında da geniş yankı buldu biliyorsunuz. Avrupa'da siyasi kriz yorumları yapılıyor. Şimdi ne olacak şimdi? Ne diyorsunuz Brexit için? Şimdi Brexit'in İngiltere ayağında 3 grup var. Bir, sert Brexitçiler. Bunlar yapılan anlaşmayı bir kere tamamen reddediyorlar. Yani bu anlaşma kesinlikle İngiltere tarafından kabul edilemez diyorlar. Bir de ılımlı Brexitçiler var. Onlar da şu nedenle anlaşmayı kabul etmiyorlar. Ya tamam, biz hani bir anlaşma yapalım çıkalım ama iyi de biz uzun bir süre yine Avrupa Birliği'nin tüm ekonomik yaptırımları ya da kanunlarıyla beraber gideceğiz. O zaman Brexit'in bir anlamı yok. Bu saçma diyorlar. Hatta başka bir şey, üçüncü grup, yani Avrupa Birliği yanlıları da hani ne yaptığınıza karar verin, böyle ortada bir anlaşmadır bu diye itiraz ettiler ve işte senatoda da avam kamerasında çok açık, çok tarihi bir farkla reddedildi. Şimdi şöyle bir durum var. Avrupa Birliği, Almanya liderliğindeki Avrupa Birliği liderleri bu May'le imzaladıkları anlaşmada çok net bir şeyi ifade ettiler. Dediler ki bundan sonra eğer bu anlaşma reddedilirse bu anlaşma taban anlaşmadır. Bunun altı yok. Üstü olabilir ama altı olmayacak. 46 milyar dolarlık, hocam tabii çok daha iyi buna cevap verebilir ama her ay bir aileye 140 sterlinlik yük getiriyor bu anlaşma. Bir kere. Şimdi tarihin hiçbir döneminde İngilizler kıta Avrupa'sında tek bir gücün o kıta Avrupa'sına hükmetmesini kabul etmemişlerdir. İngiltere'nin kıta Avrupa üzerindeki en temel politikası budur. Örnek vereyim, işte Napolyon İngiltere karşısında olmuştur. Örnek vereyim, Hitler İngiltere karşısında. Dolayısıyla bu Avrupa Birliği'nin gelişim sürecinde Almanya'nın artık rakipsiz kalması İngiltere'yi rahatsız etmektedir. Bu bir. İki, hocamla yani aynı alanda bu noktada çalışıyoruz. Kuşak yol projesine o kadar eklemlendiler ki bunun temeli de işte Avrupa'da kaybettiklerini kuşak yol vasıtasıyla nasıl çıkartabiliriz noktasında. May 19 oyla, fazla oyla belki şeyi almış olabilir, güven oyu almış olabilir ama bu İngiltere'yi bilenler bu 19 oyun esasında hiçbir şey ifade etmediğini, hani bu iktidarın kendi partisinden bile oy alamadığını hükümetin düşünürseniz, bundan sonra İngiltere'de bir seçim öngörüyor musunuz derseniz, ben bir seçim öngörüyorum. Bu bir. İkincisi, bir referandum daha da öngörüyorum. Yani başka türlü nasıl olacak? Bunun içinden ben çıkamıyorum. Hocam belki daha iyi cevap verir. Orada yaşadı çünkü belli bir süre. Geleceğim hocam ama siz ne dersiniz Ece hocam? Şu Brexit senaryolarını da masaya yatırarak bütün bu konuştuklarımız, şimdi ne olacak? Yani yeni bir anlaşmanın oluşturulması. Zaten İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne girişi de tek seferde
olmamıştı bildiğim kadarıyla. Çıkışı da tek seferde olmayacak yani. Girmesinden hani daha zor olacak. Daha zor olacak çıkışı. Ve tabii İngiltere'yi, özellikle May'i zor bir dönem bekliyor. Yeniden Brexit'in yapılanması, tabii bu yapılanırken Avrupa Birliği'nin ve Avrupa'daki güç dengelerinin göz önünde bulundurulması zorlayacak bir dönem gibi görünüyor. Peki. Hocam siz ne diyorsunuz? Özellikle bu anlaşmasız Brexit senaryoları falan da konuşuluyormuş. Evet, böyle evet. Olursa gıda, ilaç falan filan her şey bir sürü yokluklarla karşılaşacaklarmış. Hani İngiliz halkı için bu biraz tabii, zor bir süreç. Evet, yani İngiltere politikası olunca İngiltere politikası bir hayli böyle karmaşık karışık bir şey. gerçekten ne olup ne biteceğini anlamak yani anlamlandırmak çok güç oluyor. Ama 2,5 sene önce İngilizler referanduma gittiler ve Avrupa Birliği'nden ayrılmak için bir karar aldılar. Hemen ardından o referandumu götüren hükümet istifa etti. Theresa May her ne kadar Brexitçi olmasa da hükümeti kurdu ve ben Brexit'i gerçekleştireceğim. Bu hükümetle İngiltere'yi Avrupa Birliği'nden çıkartacağım diye bir program oluşturdu. Ve Avrupa Birliği'ndeki liderlerle tartışmalar başladı. Tabii bu tartışmaların sonu Kasım 2018'de işte parlamentoya getirildi. Parlamentoda oylanacakken son anda vazgeçti Theresa May. Ocak ayına ertelendi. Ve geçen günde yaptığı anlaşma yani Avrupa Birliği ile yaptığı anlaşma parlamentoda avam kamerasında oylandı. Ve o oynamayı tarihte olmadık bir şekilde büyük bir yenilgiyle kaybetti. Hemen ertesi gün, tabii bu kaybeder kaybetmez, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn hemen masaya bir güven oylaması koydu. Yani Theresa May'e ve hükümetine bu Brexit anlaşmasını yürütmek konusunda yetersiz olduğunu ispat etmek için parlamentoda güven oylamasına çağırdı. Ve o güven oylamasını Theresa May 19 oy farkla kazandı. Şimdi İngiliz parlamentosunda bir oy fazla oyla kazanması bile büyük bir başarıdır. 19 oy nereden geldi? DUP'den, Kuzey İrlanda milletvekillerinden geldi. Şimdi demek ki şöyle bir durumla karşı karşıya İngiltere. Bir Brexit var. Brexit'ten vazgeçilmiyor. Referandum yapılmış. Eninde sonunda Brexit gerçekleşecek. Ne zaman gerçekleşecek? 29 Mart'ta gerçekleşecek. 29 Mart'ta gerçekleşirken ya bu bir anlaşmayla gerçekleşecek ya da anlaşmasız bir Brexit gerçekleşecek. Avrupa Birliği ile yaptığı tartışmalarda bu şekilde ağır bir yenilgiye uğraması, yani hazırlanan anlaşmanın bu şekilde ağır bir yenilgiye uğratılması, Theresa May'in İngiltere'nin Brexit sonrası küresel rekabetçi ortamdaki kazanabileceği o küresel İngiltere'yi yaratmada o rekabetçiliği sağlama konusunda iyi bir anlaşma yapmadığını, aslında Brexit'in olması gerektiğini ama bunun çok daha sert bir Brexit olması gerektiği konusunu milletvekilleri Theresa May'e söyledi. Ertesi günde güven oyu vererek git şimdi Avrupa Birliği ile bizim çıkarlarımıza Brexit sonrasında en iyi uyacak olan anlaşmayı yap öyle gel dedi. Ama Avrupalılar kapattı hocam kıta Avrupalılar. Şimdi Avrupalılar şöyle diyor. Biz bunu artık tartışmayız. Evet. Şöyle bir şey var. Avrupa hocam, bunu tartışmamazlık yapamaz. Çok merak ettim. Rusya sevinmiş midir? Brexit konusunda. Evet. Şimdi tabii. Yani bu başka bir konu ama hemen iki cümleyle söyleyeyim. Ben de söz konusu Brexit olduğu zaman dünyadaki herkesi ilgilendiren bir şey bu. Doğru. Yani çünkü Türkiye'de elbette Türkiye'ye ve Doğu Akdeniz'den biraz önce bahsettiğimiz enerji konusuna vesaire orayla da ilgili. Sevinmiş olabilir. Evet çünkü İngiltere ile ikili ilişkiler çok geliştirecek yani. Vesaire. Evet yani Theresa May
bu anlaşmayı Avrupa Birliği kapattı falan diye bir şey yok. Diyelim ki gitti, bir daha anlaşamadı. Şimdi pazartesi günü bir oylama yapılacak. Theresa May'in bu yapılacağı oylamada şöyle bir şey olacak. Şu anda tek tek parti liderleriyle görüşüyor ve onlardan fikir alıyor. Yani 2,5 senedir yapmadığı şeyi ve asıl yenilmesinin nedeni olan diğer partilerle ve diğer milletvekilleriyle danışmama olayını şimdi yapmaya başladı. Şimdi konuşmaya başlıyor. Pazartesi günü nasıl bir yol izleyeceği oylanacak. Milletvekilleri evet diyecek, bu yolu izle ve git böyle bir anlaşma yap. Gitti, anlaşmayı yaptı, yapamadı, geri geldi. Sanıyorum 26 Ocak'ta. 26 Ocak'ta bir oylama daha yapılacak. Ve orada bu anlaşma tekrar reddedildi. Reddedildiği durumda 29 Mart'ta İngiltere herhangi bir anlaşma olmadan gidecek ve Brexit herhangi bir anlaşma olmadan gerçekleşecek. Bu demek değildir ki İngiltere Avrupa Birliği ile artık konuşmayacak. Brexit gerçekleştikten sonra artık tek tek sektörel anlamda, değişik alanlarda, eğitim alanında, efendime söyleyeyim enerji kullanımı, bilgi paylaşımı konusunda, tek tek konularda Avrupa Birliği'nin bütünüyle İngiltere bu konularda anlaşma arayacak. Ve gene kendisine en fazla çıkarını olacak anlaşmayı getirip kabul ettirecek. Şimdi İngiltere diyor ki dünya değişti. Avrupa Birliği denen yer hantal, aşırı sosyal. İşte hoca söyledi, Almanya bunun önderi ama Almanlar bu işi götüremeyecekler. Değişik nedenleri var. İşte Fransa'da sarı yelekler belli sokakta, İtalyanlar bütçeyi geçiremediler vesaire. O Yunanistan'ın durumu belli. Belçika karışık. Her taraf karışık. Yani bu Avrupa Birliği projesi yürümüyor. Ben küresel duruşumu Avrupa Birliği'nin bana getirdiği kısıtlayıcı, sınırlayıcı kurallar üzerinden tahayyül etmek istemiyorum. Benim başka bir takım emellerim var. O emellerin bir parçası Cebeli Tarık'la ilgilidir. Yani Akdeniz'in batıdan girişiyle ilgilidir. Öbür parçası Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki enerjiyle ilgilidir. Ve Kızıldeniz'in güneyden girişi ve kuzeyden çıkışıyla ilgilidir. Ben bu çerçeve içerisinde Hindistan'la, Avustralya, Yeni Zelanda, işte efendim mesela Rusya, Çin vesaireyle bunlarla ikili ilişkiler ve Commonwealth içerisinde kendi çıkarlarımı Avrupa Birliği üyesi olmaktan çıktığımda çok daha iyi koruyabilirim, çok daha iyi tartışabilirim, çok daha iyi pazarlık edebilirim. Onun için ben Avrupa Birliği ile devam etmiyorum, çıkıyorum. Böyle bir küresel Britanya işte Commonwealth'in olduğu efendime söyleyeyim gayri safi milli hasılasını Çin'i de katarsak Çin'le olan ilişkilerini vesaireye katıp Hong Kong'u şuyu buyu. Çünkü en fazla Çin'e yapılan yatırımlar Hong Kong üzerinden gidiyor, Kanada üzerinden gidiyor. Bütün bunlarla ben kendimi yeniden bir küresel Britanya olarak inşa ederim, kurgularım. Onun için kraliçe falan kaybetmiş değil. Bu çok şeytani bir oyun. Bunun içerisinde inanılmaz oyun içerisinde oyun var. Theresa May o kadar güzel getirdi ki bu işi. İşçi Partisi eğer masaya yatırmasaydı oylamayı, yani güven oyunu ve güven oyunda kaybedeceği belliydi bir gün öncesinden. Onu getirerek Theresa May'i sıkıştıracağını zannediyordu. Eğer Theresa May kaybetseydi genel seçime gidilecekti. Genel seçime gidilmiş olması Brexit'ten vazgeçileceği anlamına gelmiyordu. İkinci bir referandum masada yok. Brexit gerçekleşecek. Ama bu şekilde davranarak İşçi Partisi'nin elinden de silahlarını almış oldu. Hocam peki Brexit karşıtları bu referandumu zorlayabilir mi? Çünkü onlar da %47 gibi bir rakamdalar ya. Yok. Şöyle bir şey yok. Yani Brexit referandumunun, yani referandumda Brexit çıktı ya, bunun geriye çevrilmesi için başka bir referanduma gidilmesi konusu bu söz konusu değil. Şayet böyle bir şey olur da bu sefer Brexit'ten vazgeçilirse o zaman İngiltere'deki bütün o demokratik kurumlar ve gelenek vesaire darmaduman olur. Onu da kimse kabul etmez.
Onun için ne Theresa May kabul eder, ne Jeremy Corbyn kabul eder, ne DUP kabul eder, ne liberaller, ne S&P hiçbirisi kabul etmez. Aslında bu 23 Ocak'ta Erdoğan ve Putin biliyorsunuz bir araya gelecekti. Onun üzerinden biz Türkiye-Rusya ilişkilerine bir bakacaktık, İdlib'e bakacaktık. Doğu Fırat meselesine bir bakacaktık. Bu Sahraaltı Afrika'nın o küçük ülkesi Gabon üzerinden Afrika'ya bakacaktık. Hiçbirine, hatta Arap dünyasına da bir dokunacaktık, İsrail'e bakacaktık ama hiçbirine vaktimiz yok. Son 6-7 dakika ben şu kelevir meselesini konuşalım istiyorum. Hani Sayın Başkan, bize afyon ekimini yasaklayanlar kendileri cayır cayır afyon ekiyorlar. Milletime sesleniyorum, gelin yeniden bir kelevir ekimi süreci başlatalım dedi. Ve herkes bir galyana geldi. Ne diyorsunuz hocam bu kelevir meselesine? Valla ben şimdi diplomasi tarihçisiyim. Şimdi kenevir üzerinden bir yorum yapamam ama şunu net olarak söyleyeyim. 1973'te Amerika'nın ambargosu Kıbrıs üzerine değildir. Gerçek anlamda ambargo Türkiye'nin afyon üretimine tekrar başlaması için konulmuştur. Ama Amerikan Başkanı o dönem Ford imzalamamıştır, aktif hale geçirmemiştir. Ne zaman Türkiye 14 Ağustos'ta 2. Kıbrıs Harekatı'nı yapmıştır, o zaman ambargoya geçmiştir. Yani ambargo Kıbrıs üzerine konmamıştır, Afyon üzerine konmuştur. Şimdi tabii şimdi şöyle bir şey var, hani kenevirin ilaç sanayiinde işte çünkü şöyle bir şey var, ülkelerin savunma sanayinden sonra en çok para akıttıkları yerlerden biri de bu sağlık ve ilaç sektörü. Yani şimdi 18. yüzyılda Amerika'da zorunluymuş. Bir de kenevir ekimi. Yani doğrudur şimdi ama gerçekten bu konuda net bir yorum yapamayacağım. Yani neden şey yorumluyorum? Mesela kenevir konusu, evet, bize daha çok afyon, ki o bir uyarıcı. Kenevir ilginç bir madde değil mi, şey olarak yani bir bitki. Tabii içinden birçok şey çıkıyor. Çıkan şeylerden bir tanesi de uyuşturucu. Ama onun kenevirin çeşitleri var hocam. Elbette. O yani o uyuşturucu elde ettiklerinin cinsi farklı. Onun altını koyar. İkinci kenevir sempozyumu yapıyoruz. Yani demek ki bu daha önceden Türkiye'de Avrupa'da tartışılan bir konu. Avrupa'da bu yeşil eczaneler var. Buralarda işte mesela ağrı kremleri, işte ne bileyim saç kırana karşı ona bunu bir sürü. Kozmetik açısından yani, da önemli. Yani yılan zehri dahil her şeyin bir ilaç sanayiyle bağlantılı bir şeyi var. Kenevirin de var mutlaka ama kenevire getirilen kısıtlamanın arkasında yatan şey bunun, yani orada kısıtlamanın arkasında yatan şey kenevir bitkisinin işte uyuşturucu vesaire kullanımına ve bunun kaçak yollardan Amerika Birleşik Devletleri'ne, Batı pazarına taşınmasına vesaire böyle bir şeye yol açıyor olması. Şimdi burada şöyle bir şey var. Amerikalılar diyor ki, kardeşim biz bu talebi kısamıyoruz. Yani yurt içerisinde kenevir kullanımı vesairesi o kadar fazlalaşıyor ki bunu talebi kısmamız mümkün değil. Talebi kısabilmek için işte Meksika hududuna duvar getiriyoruz. Yani oraya yapılan duvarın bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde tartışılan konuların başında gelen en önemli başlığı bu kenevir konusu. Çünkü deniyor ki Latin Amerika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne akan uyuşturucu ve uyarıcının arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nde bu talebi kontrol eden bir takım kesimler var ve bu bir takım kesimlerde Donald Trump'ı ve onun koruduğu bir takım kesimleri çok fazla sevmiyorlar. Donald Trump da bunun önüne geçmek ve kendisini seven kesimlerin kenevir taşımasını sağlayabilmek için bu duvarı örüyor. En önemli tartışmaların başında bu geliyor. Şimdi talep konusu. Talebi nedir? Bir, sağlık sisteminizi genişleteceksiniz. Sağlık harcamalarınızı arttıracaksınız. Polis harcamalarınızı, güvenlik harcamalarınızı arttıracaksınız. Duvar harcamalarınızı arttıracaksınız. Amerikalılar diyor ki, ben talebi kontrol edeceğim ve sen arzı kontrol et. O zaman kenevir ekimini kısıtla.
arzı kontrol edersen ve bunu belli lisansa bağlarsan, bunun içerisinden de ilaç sanayinde kullanılan, işte diğer alanlarda kullanılan kenevir, o bitki üretimine yol verilir. Bu şekilde ben talep işte cephesinden yaptığım harcamaları kısarım. Sen arzı kıstığın için karşılaştığın kaybı da ben sana bunu telafi etmek üzere öderim. Şimdi bunun içerisinde arzını kıstıyor ama o telafi gelmiyorsa o paralar, o zaman hocam, siz arzını arttırırsınız. 69 Nixon'ın söylemi aynı. Mantık. Evet. 69 Nixon'ın afyon söylemi aynıdır. Evet. Peki. Son bir dakika. Kenevirle ilgili ben şuradan yola çıkacağım. Doğru kullanıldı. Yani aslında hani bu uyuşturucu insanların kafasındaki en önemli soru işareti ve belki tartışma noktası bu oluyor ama sanayide, otomotiv sanayinden sağlığa kadar birçok alanda hem ülke içerisinde üretimde kullanılabilecek hem de belki dışarıda bize gelir sağlayabilecek önemli bir üretim aslında. Radyasyondan ama bile koruyormuş hocam. İnanılmaz oksijen ama işte üretimine gerekli katkısı oluyormuş. Önlemlerin de alınması lazım. Bunun bir kriz haline gelmemesi için o çok önemli bir şey. Peki. Ben çok teşekkür ediyorum. Benim sürem bitti. 24 kafeden bu haftalık bu kadar. Yarın yeni bir hafta, yeni bir gün. Aydınlık başlangıçlar olsun efendim. Sağlıcakla kalın.